Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 1 doların altındaki ABD hisselerine şöyle bir bakacağız. Genel bir tanıtım yapacağım. Fiyatları inceleyeceğiz. Başlarken hatırlatalım. Hiçbir paylaşımım yatırım tavsiyesi değildir. Bilgilendirme amaçlıdır. Ben burada ağırlıklı olarak ABD hisselerine de yatırım yaptığım için 32 adet genel ve 1 doların altında olan şirketi sizlere getirdim. Siyata ile başlayalım. Siyata bir teknoloji firması, özellikle 4G ve mobil ağlar üzerine ihraççı konumunda. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa, Avustralya ve Orta Doğu'da cep telefonu operatörlerine ve distribütörlere hizmet ihracı gerçekleştiriyor. Şirketin büyük bir gelir de İsrail'den geliyor arkadaşlar. Bunu da belirtmekte fayda var. Biores, ABD merkezli bir tıbbi cihaz firması. Özellikle diş hekimliği ve mikro diş hekimliği mikro cerrahisine odaklanmış bir firma. Geleceği var. Hala 1 doların altında devam ediyor. Ideanomics, elektrikli araçların üstünde bir faaliyeti var. Yeni nesil finansman hizmetleri, fintech ürünlerini destekleyen küresel bir şirket. Elektrikli araç bölümü, Mobile Energy Global, MEG ciddi bir faaliyet, ciddi bir Ar-Ge faaliyetinde bulundu ve elektrikli araçların yaygınlaştırması üzerine ciddi faaliyetleri var. Çin orijinli arkadaşlar. Merkezi New York'ta. Pekin, Guangzhou, Çin'de de ofisleri bulunuyor. Nvidia, Biopharmaceuticals, bu medikal cihaz firması. Komplike ürünler tasarlıyorlar. Bilançolarını vesaireler henüz incelemedim ama hala 1 doların altında. Bir de bana Telegram'dan şöyle sorular geldi. İşte bunlar neden 1 doların altında diye. Şimdi sektörlere baktığımızda bunların tamamının teknoloji tandanslı firmalar olduğunu görürüz. İşte ya teknoloji tandanslı eğitimdir ya teknoloji tabanlı elektrikli araçlardır ya ciddi tek Ar-Ge gerektiren bir finans kuruluşudur. Bundan dolayı teknolojiye çok fazla yatırımları oldukları için hala 1 doların altında arkadaşlar. Çünkü Ar-Ge faaliyetleri çok ciddi bir likidite istiyor. Çok ciddi bir know-how istiyor. Teknoloji de pahalı takdir edersiniz ki. Lion Group Holding Limited şirketi. Bu bir finans kuruluşu arkadaşlar. Servet yönetimi, portföy yönetimi, risk yönetimi gibi hizmetleri sağlıyor. CFD ticaret hizmeti, sigortacılığa da girdiler. Vadeli işlemlerde aracılık hizmetleri yapıyorlar. Takip edilebilir bir firma. Tivic Health Systems, çeşitli sinir yolları boyunca taşınan elektrik sinyalleri modüle elektrik bu sinyalleri modüle ederek hastalıkları ve çeşitli semptomları tedavi etmeye yarayan bir biyoelektronik ilaç şirketi. Medikal cihazlar tandansında. Hala 1 doların altında takip ediyorum. Medikal cihaz ve genelde güneş enerjisi ve maden firmalarının 1 doların altında olan iki tane var zaten bunların haricinde. Genellikle takip ediyorum. MobiQT Technologies iştirakleri aracıyla reklam, veri lisanslama, işte ilişkili raporlar, gayrimenkul planlama, finansal tahmin, forecastler üzerine özel araştırma sunuyor. Bunlara yönelik ürünleri var ve şayet siz de veri lisanslama, ilişkilendirme, raporlama gibi bir alanda bir tool kullanıyorsunuz. Bunların büyük lisansları bu firmada da arkadaşlar. Aynı zamanda lisanslarınızı buradan alabilirsiniz bu firmalar üzerine. T2 Biyosistemler hastanelerde ve laboratuvarlarda hızlı in vitro tanı testleri sağlar. Kamu iştirakleri de var arkadaşlar bu firmanın. Manyetik rezonans üzerine zaten eski bir firma, uzmanlaşmış bir firma. Hala 1 doların altında takip edilebilir. Ascent Solar Systems, güneş enerjisi firması, başarılı da bir firma. Bu da özellikle yenilenebilir ve temiz enerji kapsamında takip ettiğim firmalardan bir tanesi. iPhone ile birlikte 2011'in en iyi 50 icadı arasında gösterilmiş daha önce benim yaptığım açık kaynak araştırmasında. 20 yıllık bir Ar-Ge know-how'u, 20 yıllık bir Ar-Ge arka planı var. Ondan dolayı takip ettiğim firmalardan bir tanesi. Mikromobility sınıf A, elektrikli mikromobilite üzerine çalışan bir firma.
elektrikli bisikletler, işte bizim Türkiye'de Martı dediğimiz mobilite araçları var. Bunların üzerine çalışıyor Helbiz Life. Yemek dağıtımına da girdiler. Onu da aldım buraya, özet bilgiler arasına. Takip edilebilir, özellikle bu yenilenebilir ve temiz enerji konusunda da atılımları olursa geleceği parlak bir firma diyebiliriz. Chrome Electrokinetics Corporation, 3D nano cam sanayi olması lazımdı. Optik anahtarlama filmleri ve cam sanayi üzerine. Bunda bir yatırım yok. Bunu takip etmiyorum. Çok daha böyle niş sınırlara odaklı bir firma olduğu için çok şu anda şeyimde değil, radarımda değil. E-Sports teknolojisi, e-bet, bu hepimizin bildiği için Rocket League, Rainbow Six, Warcraft, FIFA gibi oyunların tasarımı bu firmanın çatısı altında benim açık kaynaktan aldığım bilgilere istinaden. IMAC Holdings medikal cihaz üzerine çalışıyor, ABD menşeli. Bu da çok bakım, hasta bakım, manyetik rezonans ve önleyici tanılar üzerine faaliyetleri var. Medikal cihaz olduğu için portföyümde duruyor. Amedan Minerals bir madencilik firması. Arama tarama faaliyetleri var. Kanada ve Meksika'daki yeni rezervlerin keşfinde etkiliydi. Altın ve gümüş üzerine bir portföyü var. Takip ettiğim bir firma. Bu da portföyümde bulunuyor. Nova Integrated Science yine medikal cihazlar üzerine. Bir de tıbbi bakım, yaşlı bakım da var. Bu da takip ettiğim firmalardan bir tanesi. Wave Class A seri A bir teknoloji şirketi, akıllı pencerede pazar lider. Karlılıklarını henüz incelemedim. Ama çok niş bir sektörde faaliyet gösterdikleri için, yani dar kapsamda bir faaliyet alanları olduğu için portföyümü çok fazla almıyorum. Tabii bilançolarını bir test etmem lazım. Verilerine bir bakmam lazım. Ondan sonra belki alabilirim. Dongxing Financial, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Hubei eyaletinde mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi sağlayan bir kuruluş, aslında bir finans. Son dönemde dijitalleşmeye ciddi adımlar, ciddi yatırımlar yaptı. Bir aile şirketi arkadaşlar bunlar. Bir de tabii kredi dönüşlerine, ABD'deki mortgage ETF'leri gibi kredi dönüşlerine de ve teminata dayalı kredilerde de faaliyet gösteriyorlar. Yani kamudan dönen, hani mortgage ETF'lerine benzer bir yapıları var. Gelelim. Humanigen medikal cihaz firması takip ediyoruz tamamen. Bayağı karmaşık bunların, yani tıp sektöründe bir faaliyet göstermediğim için tam bilmiyorum teknik açıklamalarını, ama benim burada radarıma girmesi şundan dolayı oldu. Çeşitli kanser türlerinin tedavisinde kullanılan medikal cihazları geliştirdikleri, bu tarafa yatırım yaptıkları için radarımı aldım. Bir miktar yatırım yaptım, zaten 1 doların altında. Security Matters sınıf A. Bir dijital lisanslama firması. Yeni startuplar aslında iyi bir network oluşturdu bu firmayla. Ama yine niş bir sektörde olduğu için, yani dijital lisanslamaya odaklı olduğu için portföyümde yok. Fakat takip etmeye çalışıyorum. Neptune Wellness Solutions. İlginç gelecek. Bunlar kenevire yatırım yapan bir firma. Kenevir'i artık finansal dönüşümünü odaklıyorlar tamamen. Beyaz etiketli ürünler, ambalajlar, işte yenilenebilir ürünler üzerine yatırım yapıyorlar. Dijital tarım sektöründe faaliyet gösteriyor ama odaklarında Kenevir var. Şu anda tam bir karar vermedim. Yatırım yapılıp yapılmaması konusunda benim portföyümde yok. Gelelim. Box Technologies, teknoloji firması adından da anlaşıldığı gibi. Android tabanlı mobil ve tablet cihazlarında bir bulut çözümleri sağlıyor. Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri gibi bölgelerde faaliyet gösteriyor. Portföy burada
aslında kesiliyor. Borçtan sonrası bende yok diyebiliyorum. Ama takibimde olan firmalardan bir tanesi. Airspan Networks Holding 5G ağları ABD merkezli bir yazılım firması. Bunu da henüz almadım. Takipteyim. Ne kadar daha bir süre 1 doların altında seyredecek emin değilim. Ama başarılı bir firma olduğu söyleniyor. Teknoloji firmalarında genelde şeyden korkuyorum. Yüksek tonajlı Ar-Ge yatırımlarından korkuyorum. Onların dönüşü, o Ar-Ge yatırımlarının dönüşü çok hızlı olmuyor. Çok ani bir şekilde böyle bilançoya yansımadığı için biraz çekinceli kalıyorum diyebilirim. Pierce Pharmaceuticals yine medikal cihaz olduğu için takibimde olan bu var portföyümde. Tam tabii tıbbi teknik açıklamasını bilmiyorum ama tüm operasyonlar Amerika Birleşik Devletleri'ne odaklı. Bu da portföyümde olan bir hisse. Akemin, Sakura Aku. Bu da medikal cihaz hissesi olduğu için takibimde düşük bir miktar olması lazım. Bundan da evet düşük bir miktar var. Yani takip edilebilir bir doların altında olduğu için bir şey kaybettireceğini düşünmüyorum. Tabii kendi kararınızla. Akari Telepatikus bu biraz daha böyle işte dijital sistemleri güçlü bir firma. Bu da birkaç tane ben işte mühendis arkadaşla konuştum. Firmayı yakından tanıyan. Onlar da takip ediyorlar. Ama ne olur ne biter bilmiyorum. Portföyümde olması lazım çok düşük bir miktar. Helios Medical yine nörolojik sağlıkta bir medikal cihaz bundan var. Pons simülatörü deniyor. Lisans faaliyetlerinden hani lisanslardan da ciddi bir kazancının olduğunu öğrendim açık kaynaklardan webten. Bundan dolayı takip ediyorum. Cüzi bir miktar var. Metin Edex Education Group eğitim alanında faaliyet geliyor. Aslında dijital tabanlı, teknoloji tabanlı bir firma. Çin menşeli olduğu için radarımda var. Yine bir miktar buna da sahibim. Şöyle, şimdi medikal ve tıp sektöründeki Ar-Ge inovasyon faaliyetleri bir anda böyle bıçak gibi geri dönmüyor ama eğitim ve özellikle bu firmadan dil konusunda bir dijital altyapısı var, dijital eğitim altyapısı var. Eğitimi biraz daha hızlı oluyor arkadaşlar. Know-how'un, yapılan yatırımın geri dönüşü. Bundan dolayı takip ediyorum. Impixon, teknoloji, bu da çok niş bir firma. Yani iç mekan tasarım şirketi. Çok faaliyet kolu sınırlı ve odaklı olduğu için bu benim portföyümde yok ama takip edilebilir. Yani 1 doların altında ne olabilir ki diyebilirsiniz kendi kararınızla. Agriforce Growing Systems Ltd. Common Shares. Bu bende yok arkadaşlar. Finans tarıma endeksli bir ETF'leri varmış. 1 dolar altındaki hisseleri ararken buldum. Şu anda biraz uzağım ama detaylı bilançosuna baktıktan sonra bir background'ına baktıktan sonra girebilirim. Yani tarım olduğu için. En azından tarımsal bir fonu olduğu için biraz uzağım şu anda. Meta Materials, Common Stock, bu teknoloji firması. Yani 5G var, işte sağlık, zindelik, havacılık, otomatik ve temiz enerji alanında faaliyetleri. Bu temiz enerji yenilenebilir enerjide neler yapacaklar? Bunu da bir background check yapacağım. Ondan sonra bir miktar ekleyebilirim. Yenilenebilir enerjide ki ağırlıklarına bakarak. Dosyayı dilediğiniz zaman benden isteyebilirsiniz. Yorumlara mail adresinizi yazabilirsiniz ya da Telegram'dan bana ulaşabilirsiniz. Bilabedel hiçbir bedel almadan dosyayı gönderebilirim. Buradaki veriler otomatik akar arkadaşlar. Fiyatlarda şöyle dosyayı filtreledim. Otomatik akar. Takip etmek isterseniz gönderebilirim. Bu da Telegram'dan soruluyor gene bana nereden alabiliriz diye. ABD borsalarının Türkiye'de en kolay Midas'tan alıyorsunuz. Midas üzerinden zaten bu filtreler de var. Günlük olarak güncelleniyor diyor biliyorum ve fiyat marjına göre. Oradan girip alabilirsiniz. Ben oradan yatırımlarımı yapıyorum.
Herkese bol kazanç diliyorum. Verimli yatırımlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.